Evet, Soli Özel'e bağlanıyoruz ve olayı yorumlatıyoruz Soli'ye. Daha yeni Soli, Senem'le yaptığınız yayında bu konuyu ele aldınız dün akşam. Ve benim Evet. bildiğim kadarıyla sen Trump'ın kazanacağını uzun zamandan beri biliyordun. Tıpkı zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının imkansız olduğunu bilmen gibi diyelim o anlamda ve o dönemde başına gelenleri de hatırlıyoruz. Maalesef öyle şeyler de yaşadık. Şimdi şöyle sorayım. Trump neden kazandıdan çok kaybeden taraf niye bu kadar başa başız, öndeyiz vesaireyiz yaptılar? Çünkü demokratların elinde çok ciddi imkanlar var. Devlet var. Ve bu imkanlarla bir takım gazeteler var, açıkça demokratları destekleyen medya kuruluşları var, büyük teknoloji devleri var, her şey var. Buna rağmen bunu görmemiş olmaları, eğer görmedilerse bir sorun, görüp de gizledilerse başka bir sorun. Ne dersin? Bu sefer görüp gizlediklerini sanmıyorum. Şöyle, yani bütün kamuoyu yoklamalarında bunlar başa baş gibi gözüküyorlardı. Şimdi programa girmeden önce baktım. Bu iki yana da kayabilecek diye görülen o 7 eyalette Trump'ın kazandığı yerlerde Pensilvanya'da %3 fark. Michigan'da %4 fark. Yani ya da 4 puan fark, pardon, 52-48 demek. Ya bunlar, ya 4'e geldiğin zaman istatistiki hata payının da dışına da çıkmış oluyorsun. Bu işte çekingen Trump seçmenleri vardır tezini destekleyecek bir görüntü bence. Ama tabii şeyin özellikle Kamala Harris'e verilmiş olan ölçüsüz desteği, eleştirisiz desteği düşünecek olursan bir körlüğün de belki demokratları destekleyen ya da Trump'a karşı çıkılması gerektiğini düşünen medyada var olduğunu da söyleyebiliriz. Şeyde imkanlar filan dediğin zaman evet çok büyük paralar topladı. Harris 2 hafta önce 1 milyar doları geçmişti. Toplam bu seçimin maliyetinin, başkanlık seçiminin maliyetinin iki tarafın harcamalarının 3,5 milyar dolar olduğunu okudum az önce. Bunlar korkunç rakamlar yani doğrusunu istersen. Ancak şey mesela teknoloji şirketleri bölündüler değil mi? Mesela onların içindeki kriptocular Trump'a destek verdiler ve üstelik onların adayı olarak da J.D. Vance başkan yardımcısı oldu. Başka sermaye sahipleri 6 Ocak 2021'deki darbe teşebbüsünün ardından Trump hakkında ağızlarına geleni söyledikten sonra bu seçimlerde kazanacağını da düşünerek ona yatırım yapmak amacıyla deli gibi para verdiler ve para da topladılar. Bunların başını da tabii dünyanın en zengin adamı ve teknoloji dünyasının en parlak belki isimlerinden biri olan Elon Musk da çekti. Twitter'ında ne rezil hale geldiğini onun sayesinde gördük. Medya işine gelince şimdi Jeff Bezos, belki izleyicilerinizden de takip eden vardır. Jeff Bezos, Washington Post gazetesini yani Amerika'nın en seçkin gazetelerinden, itibarlı gazetelerinden birinin sahibi. Ve son dakikada geleneksel hale getirilmiş son 40 yılda Washington Post'un bu seçimlerde kimi destekleyeceğine dair yayın kurulu yazısını iptal ettirdi. Bunun üzerine Washington Post 250 binin üzerinde abonesini kaybetmiş anladığım kadarıyla. Bezos kendisini savunmak için gazetesinde bir yazı yazdı ve orada bence yanlış da olmayan bir şey söyledi. Dedi ki ya birader iyi güzel de bu medya artık toplumun pek önemli bir bölümüne bir şey ifade etmiyor. Söylediği lafların bir hükmü yok. Yani Türkiye'den de tanıdık gelebilecek olan bir şey bu. Senin bu kanalı kurma sebeplerinden biri de o. Dolayısıyla hani yapsak ne olur, yapmasak ne olur'a geldi ama sonradan ortaya da çıktı ki o bu kararı verdikten 2-3,5 saat sonra onun adamları da Trump'la gidip konuşmuşlar bir uzay projesine devlet desteğinin devam ettirilebilmesi için filan.
şu doğru ama yani bu seçimlerde iki önemli konunun, iki önemli unsurun insanların tercihlerinde rol oynadığı söylendi. Birincisi eğitim düzeyi. Eğitim düzeyi yüksek olanlar demokratlara, daha düşük olanlar cumhuriyetçilere oy verdiler. İkincisi de kadın erkek farkıydı. Ve sanırım demokratların en zayıf oldukları yer ve bu Kaliforniya'da bir referandum maddesinden ne verilen büyük destekten de anlaşılıyor. Demokratlar insanların şahsi güvenliği konusunda güvenilmez bulundukları, bu konuları önemsemedikleri, sıradan insanların kaygılarına pek de eğilmedikleri iddiasıyla reddedildi. Olan bu. Sona son olarak da belki şunu ekleyebiliriz. Kamala Harris kürtaj ve kadın hakları dışında kendisinin ne olduğunu bir siyasetçi olarak, niye siyaset yaptığını, neyi hedeflediğini, hırslarının ya da arzularının ne olduğunu büyük bir açıklıkla ortaya koyabilmiş değil. Ekonomi konularından kaçtı ki ekonomi seçmenler açısından önemli de bir konuydu. Bir de sanıyorum tepeden inme gelmiş olmasına da bir tepki oldu. Ne kadarı kendisine teveccüh gösterilmemesinin ne kadarı kadın olmasından kaynaklanıyor onu ancak oy verenlerin analizi önümüzdeki birkaç ayda yapıldığını anlarız. Senin bu söylediğine tam ben şöyle bir soru sormayı düşünüyordum. Genellikle son dönemlerde şöyle şeyler oluyor biliyorsun. Yorumlar yapılıyor seçimlerden sonra. O kazanmadı. Yani seçimi A kazanmadı, B kaybetti şeklinde. Tabii. Yani kazanana değil kaybedene bakma şeklinde. Burada evet kaybeden Kamala Harris ve Biden kaybetti aslında değil mi yani? Biden kaybettirdi. Demokrat Parti'nin oligarkları bence kaybettirdi. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu vakasına çok yakın bir durumla da karşı karşıya olduğumuzu ben şahsen düşünüyorum. Ama aslında Trump kazandı. Yani bugün Financial Times gazetesinin Amerika'daki editörü Edward Lucemen sıcağı sıcağına bir yazı yazmış. Yani bunun artık kuşku duyulacak bir tarafı yok. Amerikalılar Trump'ı istediler nokta diye. Dolayısıyla evet bir kaybeden olduğuna şüphe yok. Demokratlar Biden daha erken çekilse, demokratlar ön seçim yapmış olsa, kıran kırana bir ön seçim kampanyası yaşansa, daha net olarak pozisyonlarını ortaya koysalar farklı olabilir miydi bilmiyorum. Bölünmüş bir toplumdan bahsediyoruz. Ama bunlar olmadı. Sonunda da Trump kazandı. Ben şimdi biraz tabii düşünmem gerekiyor, demlendirmem gerekiyor bu olup biteni ama bunu ben biraz 1936'daki Franklin Delano Roosevelt'in ikinci seçilişine hatta biraz da Reagan'ın ikinci seçilişine benzetiyorum. Çünkü aslında yeni bir koalisyon çıktı ortaya. Yani rakamlar netleşecek. Mesela az önce Ekonomist dergisinden gelen haber, Latin kökenli erkeklerin büyük ölçüde Trump'a kaymış oldukları ki normalde Latinler ve siyahlar otomatik olarak demokratlara oy vermesi beklenen gruplardı. Genç siyah erkeklerin de Trump'a oy vermiş olduklarını görüyoruz. Yani bir taraftan Trump ırkçıları temsil ediyor. Kendisi ırkçı söylem kullanıyor. Aşağılayıcı söylem kullanıyor göçmenler hakkında falan. Fakat yerleşik göçmenler demek ki göç konusunda rahatsızlar. Trump'ın maçizmosu, erilliği onlara da hitap ediyor. O şekilde de normalde de cumhuriyetçilerin çok düşük oranlarda etki edebildikleri cemaatlerden ya da toplumsal gruplardan da destek almayı becerebildi. Şimdi bunu gördüğümüz zaman ortaya çok da daha önce akıllara gelmeyen bir yeni toplumsal koalisyonun çıktığını görüyoruz. Bu da 4 senede başkanlık yapacak, kongrenin tümü elinde, yargıya atamalar yapacak ve yüksek mahkeme zaten onun elindeydi. Eğer iki hakim kendilerini emekliye ayırırlarsa iki atama daha yapacak demektir. Bütün Amerikan sistemi hiçbir güçler ayrılığı kaygısı olduğunu düşündürtmeyecek şekilde Trumpçılığın emrine girecek diyebiliriz. Evet tam da buraya bundan sonraya neler olacağın Amerika ayağını girizgah yaptım. Bu önemli yargıda. İyice bir denetim önemli. Hatırlarsan geçen seçimde Trump kazandığında bir takım liberaller falan
Kanada'ya kaçmıştı. Biliyorsun sayıları az olsa da. Şimdi zaten kutuplaşmış bir Amerika var. Trump da kutuplaşmayı, tırmandırmayı çok seviyor. Onu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde herhalde bir gerginlik, içeride gerginliğin artma ihtimali vardır diye ben tahmin ediyorum. Bir de şöyle bir şey var tabii. Trump 4 yılda çok intikam biriktirdi. Tabii ki. Zaten intikam alacağım dedi. Söylenenler. Ne bekliyorsun? İçeriye baktığımızda Amerika'nın içerisine ne bekliyorsun? Kampüsler vesaireler. Zaten İsrail meselesinden dolayı karışan, yaşanan gerginlikler falan üzerine Trump geldi. Şimdi birincisi eğer seçim sonuçları net olmasaydı, yani bu kadar net bir zafer söz konusu olmasaydı belki hır çıkabilirdi. En azından hani işte yeniden oylar sayılsın filan. Bu bir. İki, Trump kaybetmiş olsaydı mutlaka hır çıkaracaktı. Çünkü kaybettiğini kabul etmeyecekti. Ama şu an itibariyle 277 delegeyi almış gözüküyor. Ve anlaşıldığı kadar dediğim gibi yani aradaki farklar da öyle 0.5'lik 0.2'lik farklar değil. Demokratların da Trump gibi sokaklara çıkıp silahlarla protesto edecek milis grupları yok doğrusunu istersen. Dolayısıyla onlar kaderlerine razı olacaklar ve sanıyorum öncelikle kendi iç hesaplaşmalarını yapacaklar. Kim Biden'ı bu kadar uzun süre aday olarak tuttu? Kim bizi bu konularda aldattı? Niye Kamala'ya destek verildi de kısa sürede kalmış olsa bir ön seçim kampanyası teşvik edilmedi? Neleri yanlış yaptık vesaire? Bütün bunlar sorgulanacak ve özellikle de ben eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde sorgulanacağını düşünüyorum. Çünkü baktım county denilen işte mahalle mi oluyor yahut da ilçe mi oluyor Amerikan sistemi içinde oralarda bile hemen her yerde kaybetmiş. Asıl önemlisi demokratların oy depoları metropol merkezlerdi. Oralarda bile Kamala Harris Biden'a göre oy kaybetmiş gözüküyor. Yani bütün bunlar Demokrat Parti'nin ve onun adayının toplumun çok yaygın bir kesimine ülkeyi daha iyi yönetecekleri mesajını verememiş olduklarını en azından şu anda baktığımda gösteriyor. Daha derinlemesine tabii incelemek gerekecek. Şimdi dünyaya gelelim. Ağırlıkla tabii bizi ilgilendiren kısmı bu. Ben dün bizim Ali Deniz'le Murat'ın yayınına katıldığımda bu kıt bilgimle şöyle dedim. Trump kazanırsa Zelenski kaybetmiş sayılır. Doğru mu söyledim? Tabii. Zelenski zaten kaybedecekti de. Ama yani daha kötü bir şekilde kaybedebilir. İkincisi ben bizi ilgilendiren kısmın sadece dünya olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri pek çok insanın ve benim de tahmin ettiğim gibi çok daha otoriter bir yapılanmaya siyasi olarak gidecekse, kadın haklarının özellikle kadınların vücuduyla ilgili işte sağlık ve kürtajla ilgili sorunlarda büyük bir baskıcılık ülkenin üzerine çökecekse, o zaman bütün dünyada Amerika'ya örnek olarak baktığından demokratik güçler bütün dünyada bence son derece sıkıntılı bir döneme gireceklerdir. Yani Trump'ın seçilmesinin Avrupa'daki pek de demokrasiyle araları hoş olmayan aşırı sağcıları yüreklendirmediğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bizi ilgilendiriyor içeride de ne olacağı. Dışarıya gelince evet şimdi Trump iki savaşı da bitireceğim dedi. Zelenski'ye işte zaten bu kongreden artık Trump istemediği takdirde Ukrayna'ya yardım çıkmaz. O yardım çıkmadığı takdirde Avrupalılar bunu ikame edebilirler mi? Bu büyük bir soru işareti olarak ortada durur. Dolayısıyla Ukrayna'yı masaya oturmaya zorlayacaktır. Mesele Putin'in hangi şartlarda oturmayı kabul edeceği ya da Putin'in şartlarının Trump tarafından uygun bulunup bulunmayacağı. Çünkü Dışişleri Bakanı olması beklenen bir yardımcısı O'Brien, yani biz Ukrayna'yı oturturuz masaya, Putin'i de davet ederiz. Putin öyle naz filan ederse o zaman biz Ukrayna'ya destek verir, Putin'i kıvamına getirmeye çalışırız yazmıştı. Ama Trump'ın kendisi hangi tercihi yapacak onu hakikaten bilmiyorum. Okuduğum hiç kimse de bildiğini iddia etmiyor doğrusu. Orta Doğu konusunda şimdi şunu merak ediyorum. Gelecek hafta Amerika'nın
İsrail'e insani yardımı engellememesi konusunda verdiği ultimatomun sonuna geliyoruz. Biden yönetimi büyük bir bana göre beceriksizlik ve dirayetsizlikle izlediği politikadan vazgeçip İsrail'e bu sefer sert bir takım yaptırımlarda bulunacak mı, silah akışını durduracak mı onu göreceğiz. Yaparsa Trump'ın işini kolaylaştırmış olur diye de düşünüyorum. Bu bağlamda dün tam da seçim günü Bibi Netanyahu'nun pek haz etmediği savunma bakanını ve Biden yönetiminin pek sevdiği savunma bakanını azledip yerine Türkiye ile arası pek iyi olmayan Dışişleri Bakanı'nı getirmiş olmasını, Dışişleri Bakanlığı'na da kendi koalisyonuna yeni dahil ettiği Zaar'ı getirmiş olmasını da zikretmek gerekir. Trump'ın Suudlara da kulağının açık olduğunu düşünüyorum. Suudlar bu İsrail'in Hamas'ı yok etmesinden, Hızbullah'ı yok etmese bile zayıflatmasından çok memnunlar, ona eminim, ama bu işin daha uzaması halinde bütün bölgenin ateşe gireceğinden, hele İran'a yeniden bir saldırı olduğu takdirde kendilerinin de tehdit altına gireceğinden korkuyorlar sanıyorum. O bakımdan belki Trump'ı, Bibi'yi daha fazla baskı yapmaya da ikna edebilirler. O da ihtimal dışı değil. Her ne kadar Trump Bibi'ye ne yapman gerekiyorsa yap ama bu işi ben yemin edene kadar bitir demişken. Peki NATO meselesi var. Şimdi Avrupa'dan gelen ilk tepkilere bakıyorum. Şöyle cümleler hemen kurulmaya başlandı. Kendi güvenliğimizi kendimiz halletmemiz falan tabii gibi. Çünkü Trump geçen dönemde NATO konusunda çok eleştirildi. Bir de para istiyordu. Ben bunun yükünü tek başıma sırtlanamam diyordu vesaire diyordu. Ama özellikle Rusya'nın ve muhtemelen Çin'in de hoşuna gidecek bir şekilde NATO'yu tedirgin edeceği bir takım çıkışları vardı. Şimdi... Şimdi vefa etmedi belki ama şimdi sıfırdan ve bir daha da aday olmayacak, onu da biliyoruz. Gider ayak. Bilmiyoruz da yani göreceğiz. Bayağı bir zarar verebilir gibi bir hissiyat var içinde. Tabii. Şimdi Trump aslında neredeyse Clinton döneminden beri ama kesin olarak oğul Bush döneminden beri Amerikalıların Avrupalılara yaptığı bir uyarıyı çok daha sert bir dille ve onları uyandıracak şekilde tekrarladı. Çünkü Bush'un ve ardından da Obama'nın savunma bakanlığını yapan Robert Gates görevi bırakmadan önce dolaştığı Avrupa ülkelerinde bizim yollarımız delik deşikken, santrallarımızdan elektrik sızıntısı varken, köprülerimiz çökerken, altyapımız feci durumdayken size sürekli olarak para aktarmamızı NATO'ya ve bütün yükü taşımamızı bekleyemeyiz. Bütçesinde, savunma bütçesinde. Dolayısıyla o mesele büyük ölçüde çözülme yolunda. Polonya gibi bir ülke %4,5 harcıyor. Ama Trump'ın pek Avrupa meraklısı olmadığı, özellikle Batı Avrupa meraklısı olmadığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde Amerika'nın şeydeki Avrupa'daki adamı Viktor Orban olacaktır. Bu arada Viktor Orban Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte anladığım kadarıyla Türkiye Devletler Zirvesi için Kırgızistan'a gideceklermiş birlikte. Yani bu da bence not edilmesi gereken bir şey. O nedenle böylece yani AB'yi içinden bölme yolunda gidebilir. NATO'dan çıkmaz muhtemelen. Çünkü her şeye rağmen bir Rusların biraz engellenmesi gerektiğini onu da ikna edecekleri kanaatindeyim. Ama Avrupalıların bundan böyle kendi bacaklarından asılmaları, kendi göbeklerini kendilerinin kesmeleri gerekecek. O konuda bir baskı kuracağına eminim. Avrupalıların ayrıca sadece NATO ve güvenlik konusunda değil, Trump dediğini yapar ve Amerika'ya girecek olan bütün mallara %10 hatta %20'lere varan tarifeler uygulamaya kalkarsa Avrupalılar bir de bu ticaret savaşıyla uğraşmak zorunda da kalacaklar. Peki bize gelelim en son olarak. Son bir şey söyleyeyim. Yalnız Trump'ın birinci döneminde Avrupalı siyasetçiler, Batı Avrupalı siyasetçiler içinde Trump'la en iyi ilişkiyi kurmayı beceren
Hollanda Başbakanı'ydı. O günün Hollanda Başbakanı da bugün NATO'nun genel sekreteri. Evet. Türkiye ile noktalayalım soruyu. Daha bu konuları çok konuşacağız ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen dostum Trump deyip tebrik etti. İlk edenlerden birisi oldu. Ve eminim memnun olmuştur Trump'ın seçildiğinden. Tabii. Harris yerine Trump'ın seçildiğinden. Ama Trump öngörülebilecek birisi değil. Rahip Brunson meselesinde mesela hatırlıyoruz. Erdoğan'a yönelik çok sert bir takım şeyler yaptı ve elde etti istediğini. Yani Brunson'u çekti aldı. Ama hala o mektubu kendi yerinde duvara asmış durumda ya. Böyle de bir şey var. Benim ilk aklıma gelen Erdoğan'ın, yani şu anda Ankara'nın en önemli sorunu Suriye'deki Kürt varlığı ve onların ABD tarafından açık bir şekilde destekleniyor olması. Burada galiba bir beklentisi olacak Erdoğan'ın. Burada mesela Trump oradaki Amerikan savunma sektörüne rağmen, özellikle Pentagon'a rağmen Erdoğan'ın beklentilerini mesela Suriye'de karşılar mı? Onun dışında Erdoğan Trump'la beraber ona doğrudan ulaşabilme dışında ne elde edebilir? Şimdi birkaç şey var burada. Ben 2016-2017-2021 koşullarında olduğumuzu sanmıyorum. Bu bir. İki, Trump gider ayak Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle KATSA adı verilen yaptırımların uygulanmasının altında da imzası olan kişi. F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesi onun döneminde durduruldu. Türkiye F-35'lerden onun döneminde atıldı. F-35'lerin satışı da yasaklandı. Dolayısıyla bir kere bu sicili hatırlamak lazım. Doğrudur, 2017-2021 arasında Trump'a telefonla en kolay erişebilen liderlerden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Hatta golf oynarken bile telefonu kabul ettiği söyleniyor. Ancak ben 2025-2028-29 koşullarının farklı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin arada geçen 8 yılda ne kadar irtifa kaybetmiş olduğunu, Amerika'nın bizim bölgede nasıl farklı işbirlikleri içine girmiş olduğunu hatırlamamız gerekiyor. En son örneği de işte Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Başkanı'nın Beyaz Saray'da Biden tarafından kabul edilmesi. Bu sadece Biden'a mal edilebilecek bir şey değil. Çünkü unutmayalım, Kıbrıs'ı ilk ziyaret eden son zamanlarda Trump'ın son Dışişleri Bakanı Mark Pompeo'ydu. Yani o zaman bu yakınlaşmalar filan başladı ve bir dizide anlaşma imzalandı. Suriye, şimdi Irak'tan çekilecekse Amerikalılar 2025-26'da Suriye'deki askerlerin arkalarını dayayacakları bir güç kalmayacağı için onların da çekilmesi beklenir. Trump'ın destekçisi Heritage Vakfı'nın hazırladığı Project 2025'te Türkiye'nin Rusya ve Çin'e yakınlaşmasının engellenmesi bir şarttır deniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin belki bu anti-Batı, anti-Amerikan söylemi birazcık kırması gerekecek. Ve orada açıkçası evet, Kürtlere karşı da Türkiye'ye destek vermek gerekir deniyor. Trump bunu ne kadar dinleyecek ya da politikasını ne ölçüde bu tür bir tavsiye belirleyecek, onu yaşayarak göreceğiz. Soli, çok teşekkür ediyorum. Evet, senin dediğin oldu. Trump'la yeni bir dönem başlıyor. Evet, her an böyle tabii devralması Ocak ayını bulacak ama. 3 ay var, evet. Evet, ondan sonra herhalde 2025'ten itibaren birçok ülke, birçok Batı Avrupa ülkeleri, NATO üyeleri, herkes Trump'ın ağzından çıkacakları çok daha yakından bakacak. Ondan öncesi de var. Belki bu son laf olsun. Yani kimleri nereye atadığı da zaten bize bir sinyal vermiş olacak.